Arkadaşlar şimdi sizlere bu videoda bazı faydalı, ücretsiz araçlardan bahsedeceğim. Bunlardan ilki Kipa. Kipa'yı biz genel itibariyle ürünlerin fiyat trendi için kullanıyoruz. Geçmişe bağlı olarak ürünlerin fiyatlarının nasıl değiştiğini Kipa bize veriyor. Kipa'nın Google eklentisini eklediğiniz zaman ürünün içine girdiğinizde bakın ürünün alt tarafında bu şekilde bir grafikle karşılaşacaksınız. Tabii ki şu an bende Helium 10'un da eklentisi olduğu için Helium de bana aynı veriyi veriyor. Bakın burada ürünün fiyatının ne kadar değişken olduğunu görebilirsiniz. Sürekli değişkenlik arz etmekte. Aşağı tarafta da BSR'sini görüyorsunuz, kırmızı olan da BSR'si yani satış tahminlerini de buradan yapabilirsiniz. Üst tarafta bakın 30 günlük, 90 günlük ve tüm zamanların fiyatının ne kadar olduğunu, fiyatının değişip azalıp arttığını buradan görebilirsiniz. Bu fiyat tahminleri neden bizim için önemli? Mesela biz bu ürüne fiyatı 15 dolar olarak hesap yapmış olabiliriz. Ama bu son 3 aylık belki fiyatıdır. Ondan önce çok daha düşüktür. Biz mesela bu şekilde hesapla yaparak girersek fiyatlar o şekilde düştüğü zaman biz hesabımızı yanlış yaptığımızı fark eder ve zarar etmeye başlayabiliriz. O yüzden ürünlerin fiyat trendlerini bu şekilde bakacağız. Bunun için de en çok kullandığımız Kipa ve Helium'un eklentisi Kipa'da şöyle bir güzellik daha var. Bakın tüm zamanlarla ilgili veriyi veriyor. Aynı zamanda bakın 104 gündür bu ürünün burada olduğunu söylüyor. Demek ki bakın bu ürün yeni bir ürün. Buradan rakiplerimizin kaç gündür bu ürünleri sattığını görebilir. Ve bu sayede bu rakiplerin ne kadar güçlü rakipler olduğunu anlayabiliriz. Kipa'ya benzer bir tane de uygulama daha var. O da Camel Camel Camel. Buna da yine Amazon'daki URL'sini ürünün yapıştırdığınız zaman size benzer bir veriyi veriyor. Ürünün fiyatının ne kadar değişkenlik gösterdiğini Camel Camel Camel'dan da görebilirsiniz ama Kipa ürünün içinde gösterdiği için gayet güzel görünüyor ve daha başarılı. Ben ikisini kullanıyorum. Helium ve Kipa'yı kullanıyorum. Helium ayrıca bunu veriyor. Altında da bakın hemen hızlı şekilde ürünle ilgili hesap yapmanızı sağlıyor. Mesela ürünün fiyatının 2 dolar olduğunu düşünün. Siz 2 dolara mal ettiniz. Demek ki burada hemen 2.17'lik bir kar edeceğinizi görebilirsiniz. Amazon'un 4.60 aldığını, bunun ne kadarının ne olduğunu burada görebiliyorsunuz. Bu ikisini de kullanabilirsiniz. Problem yok. Şimdi bir başka ücretsiz araca gelelim. Bu da DS Amazon Quick View. Bu ne yapıyor? Ürünle ilgili bize bilgiler veriyor yine. Mesela şu ürünlere bakalım. Melon Cutter diye bir şey yazdım. Bakın üst tarafta bu kategoride kaçıncı olduğu, Tomato knives sub kategoride yani alt kategoride kaçıncı olduğunu, asil numarasını, FBA tarafından satıldığını, iki tane satıcı olduğunu, birçok bilgiyi bize helyum eklentisi buraya koyuyor. Ben genelde helyumu kullanıyorum ama siz helyumu kullanmak istemezseniz işte bunu yüklediğiniz zaman, ds amazon quick view yüklediğinizde, bakın yükleyelim. Google eklentisini ekliyorsunuz. Eklendiği anda bunu yenileyelim sayfamızı yeniliyoruz şu an. Sayfamız yenilendiğinde DS Amazon Quick de bilgileri karşımıza gelecek. Bu ikisinden birisini kullanabilirsiniz. Bu ikisi de güzeldir. Helium'da DS Amazon Quick View'de iyidir. Ürünle ilgili bilgileri ürünün içerisine girmeden analiz programlarına detaylı bakmadan önce görebilirsiniz. Evet şimdi baktığınızda üst tarafta Helium'un verileri. Alt tarafta da bakın DS Amazon Quick View'den gelen aynı bilgiler karşımıza geliyor. İşte price history, BSR History Bunların hepsini görebilirsiniz. Ürünün üzerine geldiğinizde de bakın, ürünle ilgili genel bilgileri karşınıza getiriyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Ürünün sayfasına girmeden bu bilgileri görebilmek için faydalı bir araç. Devam edelim. Ürünün satışlarını nasıl takip ederiz? Mesela bir rakibimiz var. Rakibimizin kaç sattığını öğrenmek istiyoruz. Bunun için envanterlerine bakıyoruz. Ne kadar stonda ürün var? İki tane yöntem var. Bir tanesi Helium. Helium'un Inventory Level sekmesine tıkladığınızda bu araç bize bu rakibinizin kaç tane olduğunu gösteriyor. Bunu her gün yaparsanız bu rakibinizin kaç tane stoğunda eksildiğini görebilir. Dolayısıyla günde kaç tane sattığını tam olarak hesaplayabilirsiniz. Mesela bu üründe 143 tane stoğu varmış Makeup isimli şirketin. Bunu Helium ile görebilirsiniz. Aynı zamanda başka bir taktiğimiz daha var. O da 999 metodu. Bu ürünü Add to yapıyorsunuz add to yaptıktan sonra bu ürünü yüksek miktarda almak istediğinizi söylüyorsunuz. Söyleyelim. Şimdi burada sağ tarafta quantity bölüm var. Buraya ben 10 artı diyorum. 999 tane olmasını istiyorum. Bunu niye 999 yapıyoruz? Zaten 999'un üzerine Amazon izin vermiyor. 1000 tane yazamazsınız mesela buraya. O yüzden sistemin ismi 999 metodu. Update dediğim zaman bakın diyor ki bu satıcı 143 tane bu üründen sahip. Demek ki stoğunda 143 tane olduğunu bu şekilde öğrenebiliyoruz. Dediğim gibi günlük olarak bunu takip ederseniz rakiplerinizin tam olarak kaç sattığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Genel itibariyle bizim uygulamaların, programların yaptığı şey BSR'sinden bu satışları tahmin etmek ama en kesin sonuç bu şekilde oluyor. Envanterlerini rakiplerinizin takip ederek oluyor. Biz sepetimize eklediğimiz ürünü silelim. Tahmin edebilmek için ücretsiz uygulamalar da var. Onlardan bahsedeyim. Jungle Scout Sales Estimator. Burada da ürünün hangisini istiyorsanız mesela şu ürünün kaç tane sattığını öğrenmek istiyoruz. Bu ürün mesela Kitchen and Dining'de 54. sırada bakın. Jungle Scout Sales Estimator'a giriyorum. 53. sırada olduğunu söylüyorum. Amerika Marketplace'ini seçiyorum. Burada da Kitchen and Dining'i seçiyorum. Kitchen and Dining'i de seçtim. Calculate Sales dediğim zaman bu ürünle alakalı aylık satış tahminini bize söylüyor. 9720 tane aylık sattığını Jungle Scout Estimator bize söylüyor. Buna benzer bir uygulama daha var. FBA Toolkit. Burada da aynı şekilde ürünle ilgili bilgileri görebilirsiniz. Hepsiyle ilgili tablolar var. Burada zaten genel itibariyle bu kategorilerin kaçar tane ürün sattığını, ürün satış periyotlarını görebiliyorsunuz. Biz mesela yine Kitchen and Dining'de 53. sırada olan bir ürünün kaç tane sattığını görmek istiyoruz diyor ki dün 70 tane sattı 30 günlük ortalaması da 80 adetmiş. İşte bu uygulamaların yaptıkları şey BSR'sine göre yani Amazon'un verdiği tek veriye göre bu ürünlerin satışlarını tahmin etmek. Ama en güzeli rakiplerinizin envanterlerini gün gün takip etmekle daha kolay bulunabilir. Son olarak size bir de Google Trends'ten bahsedelim. Ürünlerle ilgili trendleri de takip etmemiz gerekiyor. Bir ürünün trendi yükseliyorsa bu ürüne girilebilir. Ama trendi yavaş yavaş düşüyorsa bu üründe biraz problem var ve aramalar azalmış demektir. Satışlar da dolayısıyla azalacaktır. Bu yüzden Google Trendlere biz bakıyoruz. Mesela Beach Towel yazdım. Bu üründe de şöyle bir şey var. Zaten anlaşılabileceği üzere bu bir havlu ve yazın kullanılabilir bir havlu olduğu için genel itibariyle yazın aramalar artmış. Kışında aramalar neredeyse sıfıra kadar inmiş. Bu demektir ki bu ürün bir sezonsal üründür. Sezonsal ürün satmayın demiyorum tabii ki. Sezonsal ürünü satarken dikkatli olmak lazım. Yani Mart, Nisan aylarında artık satış için ürünleriniz hazır olması lazım ve ilk sayfalara gelmiş olmanız lazım ki yazın çok ciddi rekabet olacaktır ve çok ciddi satışlar olacaktır. Tabii ki bu stoğunuzu da kış gelmeden bitirmekte fayda var. Ürünleriniz uzun dönem stoğa girmiş, stokta kalmış olmaması için sezonsal ürünlerde bu şekilde farklı stratejiler uygulamalısınız. Ama dediğim gibi ürünün sezonsal olduğunu nasıl öğreneceksiniz? Trendlere bakarak işte bu şekilde size faydalı olabilecek bazı araçlardan bahsettim. Bunları zaten biz kursun içerisinde kullanıyor olacağız. Siz de kullanırsanız zaten ürünlerle ilgili bilgileri, analizleri yapabilmek için bu araçlar faydalı olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.